Öncelikle arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani yıllardır anne organizasyonu çok güzel yapıyorlar. Bu yılda yine taraftarlarımız sağ olsunlar gelmişler. Herkese çok teşekkür ederim. Tabii benim gibi Trabzon'da doğmuş, büyümüş, sonra Allah nasip etmiş, başkan olmuşuz. Anlamı çok farklı bunun. Burada bu insanlarla beraber olmanın gerçekten. Manevi tarafı gerçekten tarif edilemez seviyede. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki günlerde Trabzonspor camiası çok önemli mutluluklar, başarılar görecek hep beraber. Onlar için uğraşacağız. Şimdi çok önemli bir stat sponsorluğu anlaşmamızı pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Şu anda maddi anlamda gerçekten kulübümüzü çok rahatlatacak bir gelişme oldu bu stat sponsorluğu. Aylardır uğraşıyorduk. Tabii her şeyin doğru zamanda olması gerekiyor bazen. Yani çünkü ben daha önce de bahsettim. Bizim İstanbul kulüpleri gibi devletimizden aldığımız arazilerimiz yok. Trabzonspor'un elindeki olan kaynaklar belli. Bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek zorunda. İlk geldiğimizde anlaşmayı yapabilirdik başka bir firmayla. Bu firmayla değil, başka bir firmayla yapabilirdik. Bunu açıklayabilirdik de ama bu rakamların yarısına bile gelmeyecek rakamlar ortaya çıkardı. O firmanın da tabii niyeti iyiydi ama imkanları bu seviyedeydi. Ama biz bulunduğumuz pozisyon itibariyle Trabzonspor Kulübü'nün tüm çıkarlarını düşünmek zorundayız. Yani ben de isterim bir an önce her şey hallolsun, bir an önce her şey daha güzel olsun. Ama doğru anlamda, doğru zamanda, doğru hamleyle bunları yapmak gerekiyor. Yöneticilik, başkanlık bunu gerektiriyor. Ben de bu hamleyi gerçekten çok doğru zamanda, çok doğru şekilde yaptığımı inanıyorum. Bunu açıklandığı zaman da herkes görecek. Transfer konusu da sürekli soru geliyor bu konuda. Ben taraftarlarımızı anlıyorum. Haklılar, hak veriyorum. Ama yöneticilik şu değil, şu andaki önümüzde bulunan durum ortada. Yani Trabzonspor Kulübü, şimdi ben başkan olarak telefonu kaldırayım, 2 liralık oyuncuya 5 lira vereyim, oyuncuyu sabah getireyim. Ama bu doğru değil. Yani bunların doğru olmadığını şu anda da görüyoruz. Yine yanlış anlaşılmasın, bu benim olduğum dönemde de yapılan bir yanlış. Her zaman söylüyorum, burada benim de payım vardır. Buradaki payımı düzeltmek için buradayım. Yaptığımız yanlışları aynısını yapmamam lazım. O zaman o hata olmaz, artık yanlış olur. Bunu çok farklı sonuçlar olur. Trabzonspor camiasına bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Ben dahil olmak üzere. Zaman vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Gereken transferleri yapacağız tabii ki. Yani Trabzonspor takımı ligi hazır şekilde gireceğine inanıyorum ben. Hocamızın bizden istediği transferler olduğu doğrudur. En yakın zamanda bunları gerçekleştireceğiz. Biz içeride birlik olmadığımız müddetçe bu rakiplerimizle mücadele etme şansımız yok. Çünkü maddi imkanları fazla. Onlara bazı olanaklar sunuluyor, olanaklar bize sunulmuyor. Tüm bunların olduğu yerde ben camia olarak bütün olmak zorundayım. Taraftarlarımızla birlikte olmak zorundayım. Ben şunu söylüyorum içtenlikle, bizim de tabii ki hatalarımız vardır. Ama yanlışımız yoktur. Yani kulübe karşı bizim bir yanlışımız olmaz. Hata insanlar için, biz de yapabiliriz. Ama belli şeyleri belli zamandan sonra tekrarlamak hata olmaktan çıkıyor, yanlışa giriyor. O yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü Trabzonspor gerçekten ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor. Yani sadece Trabzonspor değil, Türk futbolunun tamamı geçiriyor. Ben doğru zamanda doğru hamleleri yapmak zorundayım. Bu yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Bu dikkatimiz sayesinde biraz önce bahsettim. Çok daha farklı rakamlarla bir sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Şimdiden kulübümüz hayırlı olsun. Dediğim gibi Cuma günü Trabzonspor taraftarlarının tribünleri doldurması lazım.